Hala inanamıyorum böyle bir şey yaptığımıza. Bunu çok kişi tavsiye etti. Wednesday izleyenler biliyordur. Aldık. Ben bunu Instagram'da gördüm. Günaydın arkadaşlar, bonjourno. Ya çok özledim sizi, çok uzun bir zaman oldu biliyorum, 3 hafta falan oldu galiba. Ama ya o depremler falan oldu, ya çekemezdim yani. Çok kötüydük hepimiz, çok kötüydük. Türkiye'de değildik ama burada gerçekten çok fazla yardım toplanıldı, bir şeyler yapıldı, herkes bir çaba gösterdi. Ya bunu görmek o kadar güzel ki, tüm dünyada o kadar fazla yardım toplanıldı ki, hem Türkiye için hem Suriye için. Çok kötü haftalar geçirdik. İnşallah Mart ayı daha güzel olacak. İnşallah daha deprem olmaz. Şimdi kahvemi içtim. Spora gideceğim. Evet, öyle. Bu arada bu dönemde bana yine spor çok iyi geldi. Çünkü yani çaresiz oturuyorsun evde. Ne yapacağını bilmiyorsun. Üzgünsün. Ama spor gerçekten, yani üzgün olduğumda sporda buluyorum kendimi. Çünkü bana aşırı iyi geliyor. Ve hazırlandım. Güneş kremi sürdüm, nemlendirici ve dudağıma lip balmı sürdüm. Bu aralar elim hep bu çantaya gidiyor. Çok büyük olduğu için hani içine her şey kolaylıkla at ve çık. Bu tür tote bag'leri zaten çok seviyorum. Jordan'dan da var iki tane. Hep çok soruluyorlar linkleri falan ama yok. Yani tükendi. Bitti. Geçen Elif'le çarşıda yeni bir mağaza keşfettik. Japon mağazası. Oraya adım attığım an kendimi orada hissettim. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Ama spordan sonra birlikte gideceğiz. Ve mağazaya girdim arkadaşlar. Ya şu renklere bakın. Girişte böyle iki renkte sepet var. Şunu aldığınızda yardım edebilirsiniz bana. Yani demek istiyorsunuz. Bunda da kendim alışveriş yapacağım. Rahatsız etmeyin. Burada ilk önce tabak, çanaklar var. Bunlar geleneksel böyle çay şeyleri falan. Ay şu kaseler çok güzel. Ay şunlar da çok güzel. Aman Allah'ım. Buraya daha önce geldim ama böyle detaylı bakmadım. Şunlar da şeye benziyor, Türk kahve fincanına benziyor. Ay arkadaşlar şuna bakın, köpüş. Burada da hep böyle çubuklar var, böyle farklı farklı desenli. Bu da şey, çubuk tutmak, yani çubuk tutucusu. Şuraya koyuyorsunuz çubuklarınızı, çok tatlı. Ve böyle setler de var, pandalı. Şöyle, bu da bir matcha karıştırma şeyi ama bu var bende. Şöyle ayıcıklı da var, kedili. Ya burada insan çıldırır yani, şu güzelliğe bakın. Burada da yine Japonya'nın geleneksel kıyafetleri var. Ve üst şeyleri, kabinleri de çok tatlı. Burada bir aynamız var. Giysem mi bir tane? Yok ya, giyemem şimdi ama çok güzeller, renkli renkli. Ya Japonlar böyle ayıcıkları falan çok seviyor ya, burada hep o tür şeyler var. Şurada anahtarlıklar var. Böyle bubble tea şeklinde. O da çok tatlı. Burada da yüz bakımı var. Ya Japon ve Kore yüz bakımı hakkında çok iyi şeyler duydum. Şu mesela güneş kremi galiba. Ama önce bunu araştırmak istiyorum, sonra alırım belki. Şurada da maskeler var mesela. Ve burayı da aşırı güzel yaptılar. Wednesday izleyenler biliyordur. Bir tarafı Wednesday, hep siyah kıyafetler. Diğer tarafı da Wednesday'in arkadaşı neydi ya? Şurada yazıyor, o mu? Annette Corner. O da böyle renkli renkli şeyler. Çok güzel düşündüler. Bu da anime köşesi. Ya ben anime izlemiyorum. Bu özel karakterler falan oluyor ya. Ama anime hayranları şu an çıldırıyor diye düşünüyorum. Çünkü çok tatlı şeyler var.
Ve burada da yine o peluşlardan su şişesi şurada. Aman Allah'ım, şu an kendimi gerçek bir dünyada hissetmiyorum. Böyle sanki bir karakterim şu an ben. Mesela bunlar ne bilmiyorum ama aranızda kesin bilenler vardır şunlar. Burada da böyle anahtarlıklar var. Dediğim gibi ben bilmiyorum ama sizin için çekiyorum. Burada da defterler var. Bunu daha önce bir yerde gördüm. O da galiba yine bir çizgi film şeyi. Şöyle. Ve burada da yine çok tatlı böyle kafe bölümü yapmışlar. Şuradan içecek alabiliyorsun ve oturup burada içebiliyorsun. Şaka gibi, şu masaya bakın. Çok güzel. Ay, ben bunu Instagram'da gördüm. Bu böyle terlik ve bunu böyle koyabiliyorsun. Çok güzel değil mi? Böyle bir yağmur yok arkadaşlar. Komple ıslandım. Neyse, şimdi yukarı çıkalım. Güzel bir kahvaltı yapalım. Gerçekten bir yaz şeyi istiyorum. Güneş istiyorum. Tatile gitmek istiyorum ya. Kahvaltı olarak acai smoothie kasesi yapacağım. Bunu uzun zamandır yapmadım. Ya bu soğuk yenildiği için hani bu havalarda pek yenilmiyor. Ama ben sezonu açtım, başladım. Çünkü çok özlemiştim. İçine acai püresi girecek bu şekilde. Bunun içinde 3 tane var ama bir kase yapmak için yarım lazım. O yüzden bundan 6 tane çıkacak. Şöyle, yani asayı ezmişler, böyle bir şeyin içine koydular. Daha sonra içine bir muz girecek, Hindistan cevizi sütü, o kadar. Ve sonra üstünü şeyle süsleyeceğim, granola ve chia tohumu ve ham kakao tozu da girecek içine. Şimdi odama çıktım, biraz yüz bakımı yapacağım ve yeni bir şampuan aldım. Yeni şampuanlar deniyorum sürekli, en iyisini bulana kadar. Eski kullandığım Lush'tendi ama o saçıma çok iyi gelmedi gibime geliyor. Kurutuyordu saçımı bayağı. O yüzden biraz araştırma yaptım ve bunu çok kişi tavsiye etti. OGX markasının biyotin ve kolajen varmış içerisinde. Bakalım, merak ediyorum. Hem saçı daha kalın gösteriyor hem daha dolu, yani öyle yazıyor. Daha iki kere kullandım, şimdi bir fark görmüyorum tabii ki ama çok güzel kokuyor. Ve dün Zara'dan bir paket geldi, onu da göstereyim size. İkiye parça aldım, böyle hemen bir kombin oldu. İlk önce bir tişört aldım, bu örgülü, yani örgüden ama ince, kalın değil. Çizgili, lacivert, beyaz, kısa ama oversize duruyor, en sevdiğim tarz. Ve onun altına hemen bir tane kargo, paraşüt pantolonu aldım. Bu pantolona aşık oldum. O kadar rahat ki. Şöyle göstereyim. Şurada cepleri var yanlarında ve altı lastikli. Bu çok iyi oluyor çünkü bazen çok uzun oluyorlar ama bu şekilde kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. İkisi de yeni koleksiyondan. İkisinin de linkini aşağıya bırakırım. Hemen yazın olsun. Havalar biraz ısınsın da giyin bunu. Çok güzel. Yüz bakımı yapmak için yukarıya çıktım. Yüz bakımı yapmayı unuttum. Şimdi kahve yapacağım. Ya babam iki gün evde. O yüzden annemle sürekli alışverişe gidiyorlar. Onların hobileri alışverişe gitmek. Ve güzel şeyler alıyorlar. Mesela şöyle küçük küçük kurabiyeler aldım. Bunlar kahvenin yanında çok tatlı. Böyle farklı farklı. Şu chocolate chip, yulaflı da var, zencefilli de var. Sürekli alışveriş yapıyorlar ya. Ve eve böyle güzel şeyler alıyorlar. Ve bunu da aldılar. Bu benim en sevdiğim kurabiye. İsmi Cantuccini, İtalyan kurabiyesi. Badem var içinde ve bu sadesi değil. Sadesinde sadece badem var. Bunda çikolata parçaları da var. Onu şimdi kahveme böyle bandıracağım. Of, çok güzel. Ve şimdi çıktık arkadaşlar abimle. Ya bir tane pizzacı var. Daha önce de çekmiştim orayı. Ledo Italy diye. Orada çok güzel böyle ekmek parçaları, pizza parçaları satıyorlar. Orada yiyeceğiz. Ve canım dondurma çekti. Belki dondurma alırım bir yerde. Bakarız. Aldık. Bunu böyle ısıtıyorlar. Çok güzel oluyor. Aman Allah'ım. Bunda işte peynir var. Soğan, domates sosu. Çok güzel. Ve şimdi eve geldik. Ya o pizza ekmeği çok doyurucuydu.
Daha bir şey yemem büyük ihtimalle. Sadece belki birazdan çorba içerim. Halama uğradık. Uğra dedi çünkü halam bana bir hediye aldı. Böyle bir pijama takımı aldı. Aman Allah'ım bunu hemen giyeceğim. Çünkü yumuşacık böyle kadife. Ama rengi çok tatlı. Çok belli olmuyor ama böyle kırmızı değil, pembe de değil. İşte böyle tatlı bir renk. Üstü bu şekilde, altı da bu şekilde. Thank you hala. Çok güzel. Bunu hemen giyeceğim şimdi. Bunun içinde yaşayacağım ben büyük ihtimalle. Arkadaşlar sabah işe gidip geldim. Kahvemi içtim ve şimdi size bir haberim var. Hala inanamıyorum böyle bir şey yaptığımıza ama inan artık Azu çünkü her şey netleşti. 3 hafta sonra İrem'le birlikte Mısır'a gideceğiz. Kız kıza tatil. Çok mutluyum çünkü gerçekten buna ihtiyacım vardı. İrem bir sabah bana şey yazdı. Aslı bir çılgınlık yapalım mı? Sonra oteller gönderdi. İşte buluştuk konuştuk. İkimiz de sıcak bir yerlere gitmek istiyorduk. Ve çok aşırı güzel bir otel bulduk Mısır'da. Onu aldık hemen. Yani çok fazla düşünmedik. Ya böyle ani olan şeyler daha güzel oluyor her zaman. 5 günlüğüne gideceğiz. Her şey dahil otelde. Otel denize sıfır. Çok güzel. Şimdi hiçbir şey göstermeyeceğim. Sürpriz olsun. Zaten 3 hafta sonra siz de göreceksiniz. Vlog çekeceğim orada. Bavul hazırlayacağız birlikte. Neyse tamam. Onu bir söyleyeyim dedim size. Bugün spora gitmedim. Dışarı çıkmayı düşünmüyorum. Hava güzel aslında ama çıkasım yok. Belki bir dondurma yemeye çıkarız. Çünkü dün de çekmişti canım. Ay biri geldi. Dün de canım dondurma çekmişti ama sonra yememiştik. Belki bugün çıkarız. Bakalım. Kim bu? Hello? Abim geldi. İş yerinden böyle bir süt aldım. İlgimi çekti. Çünkü hem yulaf sütü hem içinde ham kakao tozu da var. Şoko. Ama bunu neyle kullanacağım? Yulaf lapasında falan kullanırım. Smoothie'lerde de kullanılır aslında. Sütü merak ettiğim için şimdi proteinli bir shake yapacağım kendime. Protein tozu, muz, 2 hurma girecek içine. Bu bayağı güzel oldu. Zaten cappuccino tadı çok geliyor protein tozundan ama bu sütle gerçekten daha güzel oldu. Böyle çikolatamsı bir tat da geliyor. En son Zara Home'dan bunları aldım ve ikisiyle de aşk yaşıyorum. Ya bu bardak özellikle gerçekten çok güzel. Instagram'da çok görüyordum. Aslında matcha için aldım ama artık normal kahvemi de bunda içiyorum. Ya deseni çok sade ama çok güzel duruyor. Ve böyle bir tabak. Bunu da özellikle makarna için aldım. Bunun da deseni yine çok sade ama gerçekten çok güzel. Ve bu ilk önce dayanmaz diye düşünüyordum sıcak şeylere. Çünkü çok hafif. Ama dayanıklıymış. Bardağı çıkarmışken hemen ikinci kahvemi de yapayım bari dedim. Ve değişim videosu da çok soruluyor. Değişim videosu haftaya gelecek. Anneme şey diyorum işte anne güzel kombinler yapmam lazım. Belki orada bir Mısır prensi bulurum. Şaka tabii ki. Ama gelse de hayır demem. Ve az önce yemek yedik. Abim böyle falafel salatası aldı. Çok büyüktü o yüzden annemle birlikte yedik. Şimdi de dondurma yemeye çıkacağız. Çünkü o dondurma yemek zorundayım. Antep fıstıklı canımı çekti. Ve dondurmacıya geldik. Ya burada tek şey sipariş veremiyorsun. Bu şeylerden sipariş vermen gerekiyor. Evet şimdi aldık 2 tane. Ben fındıklı ve Antep fıstıklı aldım. Cemil sen? Oluyor ve... Frambuaz mı? Çilek mi? Çilek. Günaydın arkadaşlar. Uyandım. Birazdan saat 10'da. Yarım saat sonra Elif'le birlikte spora gideceğiz. Bugün detoksa başlıyorum. Değişim videosunun son kısmı için detoks yapacağım bir hafta. Bunu niye yapıyorum? Çünkü hiç yediklerime dikkat etmedim. O yüzden. Yani bunu yapmam gerekiyor. Ama olsun gerçekten yapmak istiyordum zaten. Dediğim gibi dikkat etmedim. O yüzden detoks iyi gelecek diye düşünüyorum. Detoksu tavsiye etmiyorum kimseye. Yani uzun süreli yapmayın. Büyük ihtimal yapamazsınız zaten. Çünkü çok sağlıklı bir şey değil. Yani çok az kalori aldığınız için tekrar normale dönerseniz kilo alacaksınız. Ama böyle bir hafta yapabilirsiniz. 3 gün. Hani böyle bir düğününüz olur. Bir şey olur. Onun için yapın. Ama uzun süreli no.
Neyse şimdi aşağı inip kahve içelim. Bunu da göstereyim, belki motivasyon olur başkalarına. Gerçekten o kadar iyi spor yaptım ki son haftalar. Mesela burada full bir hafta yaptım. Burada 8 gün yaptım. Dün zinciri kırdım, dün gitmedim. Ama bugün tekrar başlıyoruz. Kahvemi bugün sütsüz yaptım. Böyle siyah içeceğim. Enerji verir. Ve bugün yeni aldığım güneş gözlüğünü takacağım. Ben her sene güneş gözlüğü alırım. Öyle bir hastalığım var ama bu gerçekten çok güzel. Markası Dior ve böyle farklı bir gözlük. Kendimi şu an Matrix gibi hissettim. Ve hazırım. Bugün full siyah giyindim. Sporda her zaman da siyah giyiniyorum ben. Ya ben anlamıyorum, bazı kızlar böyle pastel renkleri, işte yeşil, pembe çok güzel takım yapıyorlar. Hiç yani yapamam. Ve şimdi spordan sonra Elif'le Servet diye bir yere geldik. Servet deyince de tuhaf oldu. Elif şey aldı, mozzarella'lı ekmek. İçinde avokado da mı var? Evet, avokadolu mozzarella'lı. Ben de böyle bir juice aldım. İçinde ıspanak, salatalık, zencefil falan var. Ve şimdi eve geldim. Bir markete uğradım. Birkaç eksik vardı. İki tane pancar aldım. Kocaman bir paket donmuş mango parçaları, Hindistan cevizi suyu, zencefil, zencefil shot aldım iki tane. Bunun içerisinde çarkıfelek meyvesi var. Çok güzel oluyor. Bir tanesini yolda içtim. Bunu da yarın içerim. Ve iki paket ıspanak aldım. Ya bugün sporda çekmeyi unuttum ama çok iyi omuz çalıştık. Omuzlarım ağrıyor felaket bir şekilde. Şimdi üstümü değişeceğim. Sonra da kendime bir smoothie hazırlayacağım. Bu hafta bol smoothie ve juice'lu geçecek. Arada yiyeceğim tabii ki ama bu tür şeyler. Hani pancar, havuç, kereviz, salatalık, öyle şeyler. Ve şimdi smoothie'yi hazırlayacağım. İçine bayağı bir şeyler girecek. Ispanak, mango, maka tozu, spirulina tozu, chia tohumu, muz, birkaç tane badem, zencefil ve Hindistan cevizi suyu. Şimdi matcha yaptım kendime. Üstüne tarçın serptim. Ben öyle çok seviyorum. Ve yulaf sütüyle yaptım. Bu bardakta da çok güzel görünüyor. Ve burada videonun sonunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi akşam yemeğimi yiyeceğim. O da pancar, salatalık ve havuç. Haftaya dediğim gibi değişim videosu gelecek. Çok heyecanlıyım gerçekten. 3 aylık değişimi göstereceğim. Ve her şeyi o videoda anlatacağım. Haftaya görüşmek üzere.